Suriye'nin Şam Uluslararası Havaalanı patlama sesleriyle sarsıldı. Şama 25 kilometre mesafedeki havalimanı İsrail tarafından bombalandı. İsrail Suriye'nin başkenti Şam'ı tekrar hedef aldı. Mezze Havalimanı'nı vurmuştu daha önceki saldırısında. İsrail bu kez Şam Uluslararası Havalimanı çevresindeki bazı askeri hedefler sabah saatlerine karşı vuruldu. Saldırı sabaha karşı 5 sıralarında yapıldı. Patlamanın sesi kentin büyük bir bölümünden duyuldu. Bombardımandan sonra yangın başladı. Halen gün içerisinde de zaman zaman dumanların yükseldiği kent merkezinden görülebiliyor. Bölge Şam Uluslararası Havalimanı ve çevresi çok sayıda yakıt deposunun da bulunduğu bilgisi var. Bombardımanda İran'ın Hizbullah'a gönderdiği silahların bulunduğu depo hedef alındı. İsrail İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, patlamanın İsrail'in İran'ın silah transferini durdurma politikasıyla uyumlu olduğunu söyledi. İsrail Ordu Radyosu'na konuşan Katz, Hizbullah'a gelişmiş silah transferi yapılacağına dair istihbarat aldığımız her seferde harekete geçeceğiz. İran'ın Suriye'de askeri bir varlık oluşturmasını önlemek zorundayız, dedi. Lübnan merkezli El Neşra gazetesine konuşan Suriyeli bir askeri kaynak, Suriye ordusu ve müttefikleri Golan sınırındaki yeni İsrail planını çökertmek, ve işbirlikçilerini yok etmek için birlikte çalışacak dedi. Bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri güvenli bölge isterken İsrail de aynı şekilde Ürdün sınırından ve Golan Tepelerinden yeni bir harekat planları hazırlıkları yapıyor bir süredir. Yine Golan Tepelerinde de geçtiğimiz dönemde İsrail'in geniş kapsamlı bir tatbikatı olmuştu. Suriye krizinin son virajına doğru e, İsrail'in de e, güneyden yeni bir e, atak yapması bazı senaristler tarafından, askeri stratejistler tarafından olası seçenekler arasında görülüyor. Mehmet Kıvanç, Ulusal Kanal, Şam.